Sayın Bakanım, kıymetli milletvekilim, değerli belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, meclis üyelerinin her biri birbirinden kıymetli, SDK temsilcileri, mahalle muhtarları, basın mensubu arkadaşlarım, Vanlı hemşehrilerim, kardeşlerim. Sözlerime başlamadan önce sizleri en içten, en derin sevgi, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Van Kültür Evi'nin düzenlemiş olduğu Vanlılar Demokrasi Gecesi'ne şahsım ve yönetimim adına hoş geldiniz diyorum. Şerefler verdiniz. Bunun seyratını unutacağımı hatırlayın. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, değerli Vanlı hemşehrilerim. Öncelikle Van Kültür Evi'ne yaptığı hizmetlerinden dolayı, Vanlı hemşehrilerimize yaptığı katkılarından dolayı, gerekse Van'da bulunan Vanlı kardeşlerimize yaptığı yatırımlarından dolayı hepinizin şahsınızda Cumhurbaşkanımız, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı, yol arkadaşı, Esenyurt Belediye Başkanımız, hemşerimiz Sayın Necmi Kadıoğlu'na hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Değerli Vanlı hemşerilerim, sizlerin de çok iyi bildiği gibi Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görünmemiş çok önemli bir halk oylamasıyla karşı karşıya olacağız. Yani adı referandum olan. Ama bu bize göre bir referandum değil. Üniversite kapılarında bacılarımızın başörtülerini çıkarıp onları yerlerde sürükleyenlerle Allah'ın izniyle son karşılaşmamızdır. Bu bir referandum değil. 367 krizi çıkaranlarla, istedikleri zaman parti kapatanlarla, Cumhurbaşkanımızın eşi başörtülüdür, olmaz deyip bu ülkeyi babaların çiftliği gibi görenlerle Allah'ın izniyle son karşılaşmamız olacaktır. Ve bu duygu düşüncelerimle şunu da arz etmek istiyorum ki bizler Vanlılar olarak başkanım, memleketimizin her köşesinde savaşı olmayan, anaların ağlamayan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan kardeşçe yaşayabileceğimiz güzel bir Türkiye için biz de evet diyoruz, biz de inadına er ediyoruz başkanım. Sizleri tekrardan selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum, Allah'a emanet olun diyorum.